Sizin nikah daha gecikecek galiba. Biz beklemeyelim bari. Zaten vaktimiz de geldi. İyi olur. Siz buyurun dışarıda bekleyin. Damatla şahidiniz gelince akit muamelesini bitiririz. Sizi de eşinizi de şimdiden tebrik ederim. Sağ olun, biz de sizi tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Saat 4:30'da yazıhanede olmaya mecburum, ancak izin almıştım. Gecikme Osman amca! Boş yere zahmet ettin zaten! Ne demek, şeref duydum! Üzülme sakın, mutlaka bir aksilik çıkmıştı. Hadi eyvallah! Müsaadenizle! Çok şaştım Ahmet'e! Hiç değilse bir insan haber verir, değil mi? Vallahi ne bileyim, ben de anlayamadım! Üzülme Zeynep! Bu gelinliği giymeme izin verdiğiniz için minnettarım size! Aman Zeynep, lafı mı olur ki? Hem giymiş değilsin henüz, tekrar giyeceksin. Müşteri biraz daha beklesin, onun düğününe vakit var zaten. Biraz daha beklesek olmaz mı? Burada duramam artık, bekle bekle, boğulacağım sıkıntıdan. Gelmemiş. Zavallı kız şu haline bak. Ne çare. Ne talihsiz şey. Güzel taze ayol. Damat nerede? Gelmedi nedense. Nikah kıyılmadı. Saatlerce boş yere bekledik. Aa, nasıl şey öyle? Peki eğlence ne olacak? Nikah kıyılmayınca da düğün cemiyeti yapamayacağız. Başka bir gün inşallah. Rezil oldum Şaziye abla! Rezil oldum! Aa kızım, rezil olmak ne kelime! Konuşma böyle! Keşke nikaha giderken bir araba çarpsaydı da ölseydim! Ağzından yel alsın! Peki, niye gelmedi Ahmet? Neden? Bir kızı böylesine küçültmeye hakkı var mı? Nasıl çıkarım ele güne karşı? Nasıl bakarım insanların yüzüne? Aman, söylediğin şeye bak! Yoksa... şey, bir kaza filan... Allah korusun! Öyle bir şey olsa kötü haber çabuk yayılır! Peki ama niye gelmez, niye? Tam nikah masasında bırakılır mı insan? Hayır konuşalım, hayır olsun Zeynep! Taşlıkta buldum şunu! Üstünde pulmul da yok, sana olacak! Zeynep, beni affet! Seni çok sevdim, dünya güzelimdin, bir tanemdin. Ama ne yazık ki senden ayrılmak zorunda kaldım. Biliyorum, bir kızı nikah salonunda bırakıp kaçmak ahlaksızlık. Ama yavrum, ahlaktan daha güçlü bir şey var, para. Ailem beni son anda zengin bir kızla evlenmeye zorladı. Kimdenmiş? Bilmem, anlatabiliyor muyum Zeynep? Senden af dilerken, sana da iyi şanslar, hatta benimki gibi zengin bir eş temenni ederim. Kimdenmiş dedim? Ahmet'ten! Evleniyormuş. Zengin bir kadın bulmuş, af diliyor benden, saadetler temenni ediyor. Temennisi batsın soysuzun! Tah namussuz, vicdansız! Vicdansız değil abla, parasız! Beni bırakıp parayla evlenmeye mecbur kalmış! Parayla! Parayla, anlıyor musun? Parayla! Para benden daha güzel geldi tabii!
daha güçlü, daha çekici geldi. Halbuki ben bir tanesiydim. Eşsiziydim. Havası suyuydum. Öyle diyordu hep. Ama gene de sattı beni, hem de nikah masasında. Sus ya, sus benim sultan kızım. Bir adinin yüzünden helak etme kendini. Keşke ölseydim abla. Ölseydim. Aa, kızdıracaksın şimdi beni. Sen ki mahallenin en neşeli, en delişmen kızıydın. Yakışır mı bu haller sana? Neşem mi kaldı abla? Dua et ki işin başında belli etti cibiliyetini. Ya nikaha basıp da kaçsaydı? Ha? Her şeyde bir hayır vardır. Benim gururum iki paralık olmuşken hayır mı kalmış bu işin? Senin neşen tükenmez Zeynep. Sen başkasındır. Sen felaketler içinden gelmişsin. Sen yoksullukla yoğrulmuşsun. Ben şahidim şu gencecik yaşında ne vartalar atlattığını. Neler neler geldi başına da gene kaybetmedin gücünü. Doğru. Doğru söyledin Şaziye abla. Ben kırılmaya alışığımdır. Ben ezildikçe şahlanırım. Haklısın. Gözyaşı değmez bu satılık adama. Gülmek lazım. Omu silkip geçmek lazım. Böyle birinden kurtuldum diye içmek. İçip içip gülmek lazım. Nedir bu matemli halin Ahmet, yoksa Zeynep'i mi düşünüyorsun? Zeynep'i mi? Ne münasebet! Ben seni sevdim Cavidan. Tek düşüncem de sensin. Hem o terzi parçası kızı düşünmek de yakışmaz sana. Şerefe! Şerefe! Şaziye abla! O Ahmet denen herif var ya, o Ahmet! Bana vız gelir o! Tabii ya kızım, elini sallasan ellisi! Ama hiçbiri gözümde değil. Soğudum erkek milletinden. Aa, erkek erkektir ayol! Allah eksikliğini göstermesin mübareklerin! İyisi de var, kötüsü de! Doğru ya! Ama bize amortisi çarptı işte! Neyse, boşver! Hadi içelim! İçmesen artık! Otur Şaziye abla! Bu gece içmezsem ne zaman içerim? Alışık değilsin! Çarpacak kızım! Ben de onu çarparım! Anlaşıldı! Oldun sen! Oldum ya! Dağda olmak istiyorum! İçeceğim! Uçana kadar içeceğim! Tayyar oldum ben Şaziye abla! Gelin olayım derken tayyar oldum! Bak! Aman düşeceksin! Aman aman kızım, aman otur kızım, düşeceksin! Hadi Şaziye abla, sen şimdi hemen git ya! Hadi! Olur, peki ama... bir delilik yapmak yok, tamam mı? Yok Şaziye abla! Delilik yok! Abi delilik yok! Ne yapayım yani? Burası benim düğün evim! Bu gece en güzel gecem! Bu gece benim gecem! Öyle değil mi sevgili dostlarım? Ne oldu? Neden öyle bakıyorsunuz bana? İçelim! Evliliğimin şerefine! Şerefe Şaziye abla! Şerefe Ayşe! Şerefe Ferhunde Hanım Osman abi! Ahmet! Sevgilim! Sen neden uzaktasın?
niye susuyorsun? Bu bizim düğünümüz. İşte bir tanen Zeynep'ine kavuştun artık. Evimiz çocuklarımız olsun diyordun. Olacak. Bak! Herkes içiyor şerefimize. Şeref sende ne gezer değil mi Ahmet? Sen adisin, sen satılıksın. Defol! 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 İş açıyordunuz başıma. Babanızın tarlası gibi dolaşılmaz caddede. Zaten siz de benimle babanızın oğlu gibi konuşamazsınız böyle. Buyurun. Buyurun da götüreyim sizi. Tabii, neden olmasın.